Tükenip gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dedi. Bekler beni dağım taşım, garibandır hep başım. Ben bir yanar hataşım, silahım söndürür yavaş yavaş. Atım yoktur, yine de yarışırım. Dost düşman demez barışırım. Bir gün kara toprağa karışırım. Beyaz kefenim solar yavaş yavaş. Kalmayınca gücüm dermanım, hak imzalamış benim fermanım. Ben de yaradana kulum kurbanım, kesilmeden kanım akar yavaş yavaş. Ben Gumberi Köyü doğumluyum. 1941'de doğmayım. Doğumu ve Gumberi Pınarbaşılı ve Kastamonuluyum. Babam öksüz büyümüş. Dedem askere gidiyor. 1922'de askere gidiyor. Babam 6 yaşında. Bir de amcam var 2 yaşında. Halam var 0 yaşında. Rahmetli Ankara'da askerde ölmüş. Bunlar sokakta kalmış. Anaları da evlenmiş mi sana? O benim gariban babacığım. O benim gariban halam. O benim gariban amcam. İşte o halaları bunları beslemiş, yetiştirmiş. Aç kalmamışlar. Bizim lakabımız Gumber'de Hasangil. Babam da yerleşmedik ederdi. Çift senedir. Ekin, tarımla uğraştık. Hayvanlarımız vardı, ekiyorduk. Harmanlarımız süreyorduk onu düğünden. Babam evlenmiş, evlenme yapamamış. Küçük. 5 tane kardeşi, 4 kız, bir tek oğlan ben varım. 1936'da Gumber'de eğitmenlik okul açılıyor. Bir işte nasılsa bilmiyorum bir genelgeyle Türkiye'de bir genelge yayınlanmış. Demişler ki her köyden gelsinler, eğitmen okullar var. Okullarda eğitim görsünler, herkes köyünde eğitimlesin demişler. Bizim köye de başka bir köyden bir iç köyü adam geliyor. Adı Ali. Ali Muhtar'da derlerdi. Gidiyor Kastamonu Göl Eğitim Okulu'nda 6 ay okuma yazma öğreniyor, gelir köye. 1936'da Gumberi Köyü'nde, Köy Adası'nda okul ediyorlar. 1936'dan beri köyümüzde okul yazarlık başlar. Ben de o eğitmenimde 1947 yılında okumayı başladım. Yokluk içinde okuduk. Babam bir defter almış, 5 yaprak. Bir de kalem almış, kurşun kalem. Yeşildi, hiç unutmuyorum. Ortada kesti. 2 yaprak çıkardı o defterin içinden. Benim bir büyük ablam var. Ona 2 yaprağını verdi. Yarım kalemi de bana verdi. Yarısını ona verdi. Ben onunla okudum. Bu yoklukları gördük biz. Okula giderdik. O zaman lastik nerede? Çaruk nerede? Yakındı.
Biz seydirdik evden doğru okula. Yan ayak. Sen. 50 günde yaşadı bu memleket. Bu garibanına takın yerlerine geldi sokaklarda. Onları bir de gördüm de. Şükür etmemek demek, inkarcılık demek. Bugüne şükür etmek lazım. Kim bugünlere götürdüyse bizi, kim bu güzellikleri bize sağlamışsa, bugünleri taşıyanlara, tüm geçmişlerime rahmet ediyorum ben. O zor günler, iz yok, toz yok, yol yok, su yok, okul yok, bilim yok. Bir kara lahana ekmesini bilmiyor insanlar. Hiçbir şey yok. Başıboş. Dağda dolaşıyor insanlar. Çıktım yücesine seyran eyledim. Çıktım yücesine seyran eyledim. Yar ile gezdiğim yerler perişan. Yar ile gezdiğim yerler geldi derde yedim ağladım. Firgat geldi derde yedim ağladım. Bir ben değil cümle alem perişan. Fakirlikten okuyamadık. Yani okuma imkanımız olmadı. Üçüncü sınıfı bitirdim. Tekrar başka bir okula gittim ben. Orada ilkokulu bitirmiş oldum. 4. sınıfı, 5. sınıfı. O okulda okudum. 54'te, 55'te okulum bitti. O kadar okuyabildim. Ondan sonra köyde çobanlık ettim. Hayvan güttüm, çift sürdüm. Hep köyde kaldım. Hep köyde kaldım. Hiçbir yere gitmedim. Ondan sonra işte biraz yaşımız geldi, 20 yaşımıza doğru. İşte evlenme ihtiyacı. O da o devirde iş imkanı arama yoktu. Bir yere gidip çalışma imkanımız yoktu. Ev inşaatçıydım o zaman da. Yani 13-14 yaşımdan beri inşaatçılarda çalışırım. Marangozluk ederim, kara baltacılık. Benim komşularım, amcam, komşular, onlar hep bu ahşap üzerine ustaydı onlar. Çatmalı ustaydı onlar. Ambar yaparlardı, ev yaparlardı. Ben de onlarla İşte elin kolaylığı derlerdi, sen de gidelim, beni de götürürlerdi onunla. Hem onlardan öğrendim, hem de para kazandık onlarla. Şimdi yapamıyorum, yaşlandım. Bu evi ben kendim yaptım. Şu evi komplesini ben kendim yaptım. O devirde 20 yaşına doğru geldiğimde insana evlenme ihtiyacı hissederdi. İşmiş hissetmezdi şimdiki gibi gençler gibi. Çok da para lazım olmazdı, ekmek var. Yumurta var, süt var evde, yoğurt var, yiyecek içecek var. Ah çok bağ bozsan da derdik. Yani öyle yaşardık işte biz köylerde. Biz reçbellik yapardık. O kuzumuz vardı, ineklerimiz. Ekerdik, ekin ekerdik, çift sürerdik kara sabanla. Bu bir çift süreydi, bir çift süreydi. Babam bunun çiftini çok beğenirdi. Ben evlenmek istedim. O devirde evlenmek isterdik işte ne bileyim. Benim emsallarım hepsi aynıydı. İşte arkadaşlarımız vardı. Böyle delikanlı. Oturduk. Sen mi evleneceksin? Ben mi evleneceğim? Öyle derken işte evlenmeye, ben de evlenmeye karar verdim. İşte anam babam da razı oldular. Tabii hanımı da razı ettik. Ben bunu bir düğünde gördüm. Bir düğün oldu eskiden. Duvak yaparlardı. Böyle süslenmiş, püslenmiş. Baktım sarı bir kız var anne, saçları da arkası aşağı sarılmış. Anladım, şöyle gözüm kaldı. Ben de o zaman ta teze yetişeceğim böyle. Merak et. Dedim böyle böyle bu kızla bir hayat yaşamak olur herhalde diye düşündüm. Tabii o zaman biz böyle şimdiki gibi böyle gezme tozma yoktu. Görücü usulüydü. Anamıza babamıza tabii bu arkadaş çevremizi vasıtasıyla ulaşıldı. Babam, anam da razı oldu. Dediler tamam. Gittiler bunu baktılar, gördü anam falan. Onlar da beğendiler.
biz de o zaman evlenme kararı aldık. Ben çok severek aldım bunu. Erzurum çarşı pazar, neylim aman aman, neylim aman aman, neylim aman aman, sar gelin. İçinde bir kız gezer, hop giden ölsün, sar gelin aman. Sar gelin aman, sar gelin aman, sona yârim. İçinde bir kız gezer, hop minen ölsün. Sar gelin aman, sar gelin aman. Ben hiç fark etmemişim bunu. Bu gelmiş benim yanıma yukarı dikilmiş. Hiç fark etmemişim be. Ben bunu yani yukarı dikildim böyle. Böyle. Bu bilemedi beni tabii, tanımıyordu beni zaten. Köyümüz Irak bizim. Bu Ilıca'dan. Ben tabii bizim köyümüz şu dağın arkasındaydı. Oradan gelmiş biz buraya. Tabii ben beğenince bu dağa amin demiş demek ki. Benim halam vardı burada Yüksek'te. Halam anlattı bunu bana. Bebeğim bu olan dedi. Ben onun kardeşi kızıydım, halamı. Evlerde yeni ta yeni yapılmış. Hamide sen dedi, oraya verelim dedi. Ben halamın babıyla bunu tercih ettim. Tamam dedim ben de. Babam da sordu, kardeşlerim de sordu. Ne diyor, ne diyor? Onlar da tamam dedi. Siz dedim razı olduk da geri, ben de razıyım. Öylelik oldu işte. Aynısı böylesi. Böyle yakışıklıydı, böyle. Aynı kıyafetliydi, aynı. Giyini kuşanı bakarız. Aynı kıyafetliydi, aynı böyle yakışıklıydı diyor yani. Urba yakışıyor buna, urba yakışıyor. Böyle zayıftın, incedir. Ben bir yere giderken böyle bakar bana. Yeniden. Sanki ben geri dönmüşüm, dönmeyecek gibi. Öyle hiç yanlısı gelmez. Böyle baka baka. Hala merak ediyor bana o günden beri. Hala esas yani bu. Aşık. Ay, ne çok bakıyorsun sen Bahir'de? Yalnız kaldım balım. Sen aşık mısın? Oğlanlara beslediğim hepsi bıraktı gitti beni. Kızlarım evlendi gitti. Bu bakıyor ben de buna aşıkım tabii. Ne diyeyim? Aşık şimdi ben buna diyeyim ya. Ya. Sen nasıl kalem alıp yazmazsın değil mi? Bu beni seviyor, ben bunu seviyorum. Böyle yaşıyorum. Bu lafını ya desem yazmaz mı? Askere gitti. Ben 2 sene babasıyla çalıştım. Evet. Bıraktı ben gitti, askere gitti, evlendi. Ben evvel evlendim. Bıraktı gitti beni. Bu benim sarı gelinim. Ben sarı rengi çok severim. Tabii eşimi de sarı seçtim. Kıyafetini de sarılardan, açık renklerden alırım. Açık renkler hoşuma gidiyor. Bulutsuz hava nasılsa güneş, işte ben bunu öyle görmek istiyorum. Çok o zaman böyle giyiniyor. Bu yeleği giyer böyle. Bütün yelekleri böyle, yelek bu. İşte böyle güzel renkler giyer. Böyle. Hep böyle giyiniriz köyde. Böyle giyiniriz. Köyde böyle giyiniriz hepsi. Böyle giyiniriz. Ben gözünü tutar elimden pıtır pıtır bunları da gezeriz. Yalan değil. Bunu her zaman giymez. Bu özel kıyafettir bunu. Böyle özel günlerde giyiyor. İşte ben bunları giyiyoruz. Anladın mı? Bunları giyeriz devamlı. Böyle şeyleri. Bunu ben giymem çok. Hem ağır geliyor bana. Anladın değil mi? Ben böyle isteyen değil mi seni? Evet, evet böyle isteyen. Ben böyle güzel giyinmesini, böyle bir de çökü takmasını, mancuklu mancuklu. Şöyle baktı mı, gözümü doyursun değil mi? He? Seviye, seviye. Seviye, ben de onu severim, o beni seviyor. 60 yıllık hayat arkadaşım. Bir ömrüme ömür kattı. Ondan seviyorum.
bana ömrümde destekçi oldu. Onun için seviyorum. 5 tane çocuğumuz var. 5 tane çocuk verdi bana. Şiirler yazıyorum ben buna. Destanlar yazıyorum. Söyleyeyim bir tane yüzüne doğru. Boş mudur şu dünya, şu heda? Öpsem yanaklarını, çıkar mı senden seda? Senin için olsun şu canım, şu canım sana feda. Fırtına olsa tipi kar, içsem sabaha kadar. Kalbimde esen acı bir rüzgar. Ölsem de bile ruhum dünyada seni arar. Elinde bit kalem, neylim aman aman, neylim aman aman, neylim aman aman, sargenim. Katlime ferman yazar, hop minen ölsün sargenim. Katlime ferman yazar, hop ninen ölsün, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin. Şimdi sabahleyin kahvaltıyı hazırladım, yatak odasından çıktı böyle tatlı bir tebessüm. Kapıya yanaştı, şöyle bir sallandı. Düşecek sandım, korktum. Dedim, ömrüm sonu mu geldi? Hemen kalemi kaptım. Aşık olduk. Birbirimize taptık. Ara sıra kavga yaptık. Bazen zehir, bazen bal öptük. Dur, dur gitme sarı gelin. Pencereden çağırır. Hasan, Hasan! Ben yanındayken olmazdı Hasan. Aldı götürüyor yaradan yasan. Dur, dur gitme sarıdan. Arkamdan bağırır avaz avaz. 5 vakit kılardın sen namaz. Karnımı doyururdu. Beni aç komaz, dur, dur gitme sarı gel. Dur, dur gitme sarı gel. Benim hürmetime göre yazı ya. Benim sevdiğime göre yazı işte. Anladın değil mi? İki baştan olur hürmet değil mi oğlum? Ben buna hürmet ediyorum, o bana ediyor. Birbirimizi seviyoruz. Kuşmuyoruz birbirimize. Böyle geldik bugüne. Beni beğendin mi sen? Beğendim, beğendim. Beni çok sever misin sen? Severim tabii. Aşısın sen bana değil mi? Evet. Bu bensiz, bensiz bir gece yatmazdı işte. Evet. Ben bunun canının yarısıyım. Bu kadar çok sever beni. Ben olmadan yaşayamaz bu. Ben siz hiç inanmıyorum ki bu hanım bir hafta yaşasa. Bunun hayat ömrü ben mi? O kadar severim. O da bana o kadar saygı duyar. Beni sokağa yollamak istemez yandan. Hep ister ki böyle dizin dibinde otursun. Efendim fıtıtlasın, sevsin beni. Öyle bir hayat yaşıyoruz işte biz. O bakıyor bana şimdi. Şimdi bu bakıyor bana balığım. Benim yemeğimi bu koya kaldırıyor, soframı koya, masamı koya kaldırıyor. Yemeklerimi pişiriyor. Yapamıyorum oğlum, gözlerim az görüyor diyen sana, anlasın. Gözlerim dur. Gözlerim az görüyor bunu. Gözlerim diyor az görüyor. Onun için
hizmet edemiyorum diyor. Yemek yapamıyorum. Masayı koyup kaldıramıyorum diyor. Masayı, yemekleri ben yapıyorum. Sofrayı ben koyup kaldırıyorum. Kahvaltıları, çayları, çorbaları hep ben yapıyorum. Ben bakıyorum buna. Geçtiğinde çok canlı, çok güçlüydü. Gözlerinde falan hiçbir şey yoktu. Bu sarı nokta hastalığı var dediler gözünde. İstanbul'da biz buna iğne yaptırdık gözüne. O zaman bozuldu gözleri. Şimdi az görüyor ama ihtiyacını görüyor işte. Sofradan bardağını, çayını alıp içebiliyor. Ben buna şükür ediyorum. Elimi tutmadan hiç olmaz, iyi bir şey. Bakması kolay. Eskisi gibi değil. Kolay her şey var. Bir bak gözlü fermeye, hayatım. Buyurun Hamide kadın. Bu gözlükleri, bak bakalım. Gözlerin ağırlaştı herhalde. Ağrıdı mı gözlerin? Gözlerim acıdı, evet. Hah, tamam, daha da şey olmazsa rahat ol. Evlatların hepsi gitti. Biz sade sarıginle ikimiz yaşıyoruz bu evde. Onlar... İşte onlar arada bizi telefonla arıyorlar hemen hemen her gece. Onların çocukları çocuğu yetişti diye telaşı onlara bindi gayrı. Oğlanın birisi askerliğin etti geldi, birisi gidecek yakında. Kuruyan yaprağa denir gazel, geçmişe denir ezel. Böyle yaşamak şöyle dursun, mezara girmek daha güzel. Isınmak için giyilir kocuk, çalışmanı ister çoluk çocuk. İş bilmez derler aklı kaçık, dile düşmeden ölmek daha güzel. Etmekten ne çıkar ömrüm, ömrüm, ömrüm. Sarı gelin yaşlanmadı. Yaşı çıktı yukarı. Beni yaşlandı hissediyor musun? Göremiyorum, çok yaşlı değil. Yürüyüşünden ani ya, yaşlı olmadı onu. Yaşlı mıyım ben çok? Değilsin, değilsin. Evlerde geziyorken çok hızlı geziyor. Beni görüyor musun şimdi? Görüyorum, görüyorum. Yakışıklı mıyım? Yakışıklısın. Çok seviyor musun beni? Seviyorum, seviyorum. Sev beni. Ben de seni çok seviyorum. Evet. Yaşlandık, eski halimiz yok ama yine de iyiyiz. Kendi ihtiyacımızı görüyoruz. Birbirimize alakalıyoruz. İkimiz beraber yaşamak. Bu diye ki, bir diye 5-10 sene tadı beraber kalsak. Yaşlandık diyor, korkuyorum da. Ama diyor, beraber kalmak çok istiyorum diyor bana bu Hamide Sarıgeli. Dedim, bilemem ben. Bağ olsa hiç bırakmam ama ölmek istiyor mu? İstemiyor. Bunun da ölmesini istemiyor. Yaşamak istiyor bununla beraber. Hiç hasta değilim ben. Sadece gözlerimden işte iğne vurdular ha. Ondan ben şey ettim, paladadım. Ben hiç bir yerim ağrımıyor benim. Sağlığı, sıhhati çok iyi. Çok iyiyim ben, çok sağlamıyım. Bundan sağlamıyım ben, bundan. Ben hasta değilim, bu hasta olur, ben olmam. Bu hiç nezle bile olmaz bu. Ya grip, pet grip olmaz. Hiçbir şey olmaz buna. Bu gözlerim, ben olurum bazen. Ben bazen grip olurum. Bu gözlerim mahvetti beni bana. Bazı grip olurum ben. Nezle falan olurum da bu olmaz.
Bizde ilk tansiyon var. Tansiyonu var. Biraz tansiyon var. Sonra ben de beynime pıhtattı geçen sene. En uzak çektiğim o. Ben gideyim ilkinde yan, sen dur diye yan. Bu biraz dayıdı biliyor musun? Bu herkese dayılık yapar. Ben garibeyim. Gözlerime yeter gücüm diye yan. Sen beni elinle o toprağa diye yan bana. Ben gideyim diye yan, bilmem hamız ilkinde de. Bunun hiç gelmesine... Benden önce gitmek istiyor öteye. Hiç ben de razı biraz... değilim. Ne olacak şimdi? Anlaşamıyor. Razı değil yine mi? Bakalım olacak. İşte hep düşündüğüm o. Hep onu düşünüyor. Sen ne diyor? Dün pazara gitti. Hep düşündüm. Kaybettim diyor. Hep düşündüğüm o. Ne yaparım diyor. Dün pazara gitti. Giderken diyen Hasan çok durma diyen. Aşımı gelirim diye. Herkes geldi. Bu gelmiyor. Bak ya bak ya. Bizim araba gelmiyor. Sonra? Sonra kuyruğuyla konuşa konuşa baktım geliyor şuraya yukarı. Ha dedim gel ya. Vallahi. Böyle gözetiyor yani beni. Hirce kuyruğuz var ha. Ona konuşa konuşa geliyor. Ben gelmezse ne yaparım diye. Yani. Onlarda bir şey olsa diye. Yani. Morkağa gidip öyle. He ben diye kalırım gayrık diye. Ölmekten korkuyor mu? Korkmuyor ya. Bu ölür diye korkuyor. Ben yaşamak istiyorum, iyi. Yalnız bu yanımda duracak. Anladın değil mi? Ben yaşarsam yaşamak istiyor. Ben yaşamazsam istemiyor. Bunun yanı gibi irade edemem uşaklarımın yanında. Uşaklar kalaba. Dediğim vakit masam gelmez. Dediğim vakit çayım gelmez. Bu hepsini götürüyor. Onlar... Hizmete dala, uşaklarına baka, onun için ben irat edemem onlarda. Bunu ne derin irat asıl. Anladın değil mi? Ben iyi bakıyorum değil mi sana? Bakıyorum tabii. Sen çok memnunsun bende. Çok, çok hem de. Biz 60 yıldan beri örnek olarak yaşadık. Kavgasız, gürültüsüz, çocuklarımıza örnek olmak, birbirimize saygı göstermek, birbirimizi sevmek, çevreye örnek olmak istedik, gençlere. Ve örnek yaşadık biz. Hala devam ediyoruz. Huzur demek, mutluluk demek, bereket demek, bolluk demek, yaşam demek. Parayla değil, mutluluk hoşgörüyle de yaşanıyor. Bak yavrum, benim kalbimi sen konuştun şimdi. Benim kalbimi. Ben koyayım da bunları... Yemine gelince, bereketle geldim dedim. Bu gece mi? Dün gece mi konuştum? Bereketle geldim senin evine dedim. İçimizin sevgisi, mutluluk getirdi, bolluk getirdi, evet. Bereket getirdi evimize. İyi ki evlenmişiz, iyi ki öbürünü bulmuşuz. Rast getmişim kızıya inşallah. Daha yaşamak istiyoruz baraba. Daha ikimizin de ayrılışımız yok bizim. Beraber sen biraz daha istiyoruz yaşamak. Gerçekten istiyoruz. Ben namazımı kılıyorum. Hiç bırakmadım. Çoklardan beri. Allah'ım diyen. Nikahlı kocamı diyen. Benden ayırma diyen. Uzun ömürlüğe ver diyen. Sağlığını ver diyen. Çalışma gücü ver diyen. Beni yalnız bırakma Allah'ım diyen. Ben bu öyle dua ediyorum. Bilmem bunu öyle dua ediyor baba. Böyle yavrularım, namazımı kılınca okurum, bitiririm namazımı da. Ben de Allah'ım sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, evet, bereketli Allah'ım. Ömür, uzun yaşam, eşimle birlikte yaşamak istiyorum. Bana bunu verdi yavrum Allah'a.
2006'da oğlan vefat etti, 2009'da hatun vefat etti. Demek ki ölüme alışacaksın. Ölüm bir gün hepimize gelecek. Yalnız sana bana değil, hepimize gelecek. Her canlıya ölüm gelecek bir gün. Adım Osman Mutaf. 88 yaşındayım. Düzce'de doğumum Düzce. Efendim, kökümüz Semerkant Buhara'dan gelmiş. Ama bunu bana babam aktarmadı. Amca zadelerden öğrendim bunu. Babam dedemin öldüğünde 2 yaşındaymış. Nenemi iki çocukla burada Koçyazı diye bir köy var. Bitişiğimiz, Nusrettin Mahallesi'nin bitişiği. Ona ikinci evlilik olarak vermişler. Babam orada büyümüş. Oradan sanata gitmek istemiş, olmamış. Oradan askere gitmiş. Orada dedenin, dede diyeceğiz, övey dedenin hesaba göre. Orada evlenmiş, babam orada evlenmiş. Babam, annem Bolu'dan gelmiş. Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi. Evlendikten sonra ablam var, sağ şimdi. 92 yaşında şimdi, Bolu'da. Efendim, bir çocukları daha olmuş, ölmüş. Nihayet üçüncü ben olmuşum diyeceğim yani. Düzce'de doğmuşum. Nihayet babam çalışma azmiyle bizim büyüdüğümüz yeri satın almış 300 liraya. Halk işçisi, halk işçisi orada burada çalışıyor. Kesim işler alıyor mesela. Senin işin var, senin işini yapıp bitiriyor. O işi yaparken 300 lira biriktirmiş. 300 liraya büyüdüğümüz yeri satın almış bir dönüm. Yer üzerinde efendim iki katlı bir ev. En güzel ev de o bölgede bizim evmiş neredeyse. Okula 9 yaşında başladım. 7 yaş konusu yoktu o zaman için. O zaman için benden yaşlısı da vardı okulda. Küçükleri de vardı. 1-2 derken 5. sınıfa kadar yürümüşük. Babam beni aldı. Evimiz 2 katlı dedim ya. Çıktık yukarıya. Oğlum dedi, okuyacaksın mı dedi, sanata mı gireceksin dedi. Baba, beni okutacaksan okuyayım. Yok, okutmayacağım dersen ben sanata gireyim. Hiçbir şey demedi babam bana bir daha. O şeyle babamdan ayrıldık. Babam bana okula gidecek diye bir elbise, bir ayakkabı yaptırdı. Biliyorum yani o imtihan esnasında. O elbiseyle babamın yaptırdığı yaptırmışı hepsi oldu. Sanata girdik. Yollar seni gide gide uzandım. Yollar seni gide gide uzandım. Ayağıma diken battı gül sandım. Diyar yörüde Muhammed gelin. Ben de seni bir vefalı yar sandım. Ben de seni bir vefalı yar sandım. Degidinin kızı senden yar olmaz. Diyar yörüde zalımın kızı. Diyar yörüde zalımın. Karşımızdaki evin oturduğumuz karşısında ayakkabıcıydı. Oradan esinlendik yani. Sevmekten ziyade işte
ne bileyim para kazanacağız, çalışacağız, hesaba göre okuyacağız da para veren olacak mı? Olmayacak hesabı çıktı kafamızda diyeceğiz yani. Nihayet başladık. Eylül ayında sanata girdim. Şubat ayında annem vefat etti. Olduk öksüz. Bir de üstelik evden kopunca, sanata gidince kaldık hepten öksüz. 13 sene babam evlenmedi. Nihayet biz yetiştik. Büyüdük diyeceğiz yani. Sanata girdik. Çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yaşlı amca, Ömer amca diye birisi vardı. Tezgah getirip koyuyordu. O tezgah getirip koyan, oğlum böyle oturmak mı olmaz dedi. O zaman işler de böyle durdu. Bugünkü gibi. Çalışılmıyor. Falan yerde yeni dükkan açan birisi dedi, çalışıyor dedi. İşlerin kalitesine göre çalışanlar var. Bize göre değil. Ve ben kabul ettim. Ustama söyledim, hafta başı 1 lira haftalık alıyoruz. Hafta başında 1 lirayı aldıktan sonra usta dedim, ben dedim şeye gideceğim dedim. Yeni birisi dükkan, oraya gideceğim. Oğlum sen iyi kötü bir şey öğrendin falan yere böyle. Yok dedim, ben oraya gideceğim. Ben oraya gittim. Bana onlar da kapı açtılar, anahtar verdiler. Evlerine girdim çıktım, evlatları oldum bir anlamda. Gençliğim hep ayakkabıcılıktan geçti. Artık çalışıyorum, bakanımız yok, evde hizmet yok falan filan şeklinde. İşte artık bir evlenme ihtiyacı duyduk. Teklif getirdik olanlara. Olur olmaz diyen olmadı. Bizim hatunu akrabanın damadı buldu. Onlar tanışıyorlarmış falan diye, kesin kızı var. Hesaba göre sen olsun bu demesinden biz de itiraz etmedik diyeceğiz yani. Gittik görüştük falan filan. Böylece bu iş başladı. Bin cefalar etsen almam üstüme. Şirin geldi dillerin dostum oy. Varır ya derlere meyil verir sen oy. Kış ola bağlana yolların dostum gelsene canım. Velhasıl evlilik 59 senesinde başladı. 50 sene yaşadık diyorum. 50 senenin içinde anlıyor musun? Nasıl oldu efendim? Demin de örnek verdim. Dedim ki hani 50 senenin içinde tatlı zamanı da oldu, tuzlu zamanı da oldu. Efendim salladın elini. Bir ses yok ama iki kişi olunca ses çıktı. Çıkar. İki kişi olduktan sonra bir evde imkan yok, ses çıkmamış. Muhakkak tartışılır, anlaşılır. Ama 50 senenin içinde hani kopacak gibi bir şeyimiz olmadı. Yani ondan sonra babam evlendi. Babam da evlendikten sonra, bizim evliliğimizden sonra başladık. Acaba evin içinde nasıl olur, nasıl geçinilir, nasıl gider? Babam yukarıda oturuyor diyeceğiz, aynı evin içinde. Orada yatıp kalkıyor ama babamın evin yanında dükkanı var. Bakkal dükkanı hesaba göre. Biz de dükkanımıza gidip geliyoruz, öyle çalışıyoruz. O şekilde bir durum yürütüyorduk. Ama analık meselesinde huzursuzluk çıkmaya başladı. Hani eve iki tane kadın olunca bir şeyler başladı. Hırgür ederken kendi kendimize dedi ki biz bir şey yapalım kendimize, bir ev yapalım. Eve bir odaya girdik, altı var, döşemenin üstü var bir odanın. İkinci odanın tavanı yok, döşemesi var. Hasılı bu vaziyette girdik. Evi parası olan 3 ayda bitiriyor ama biz 3 senede zor bitirdik. İlk çocuğum
6 aylık öldü. Erkekti. İkinci çocuğum sağ, kız. Üçüncü yine öldü. O da 4 aylık gibi. Şimdi bir kız var, bir de oğlan var işte, bu Dursun. Gönül gurbetine varma, gönül gurbetine varma. Ya gelinir ya gelinmez, her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez, geley geley. Her güzele sevilir ya sevilmez, gel gülüm gel, gel tellim gel, gel nazlım gel, gel ey gel ey gel ey gel ey. Bizim hatunla 50 sene beraberliğimiz oldu dedim. 2006'da oğlan vefat etti. 2009'da hatun vefat etti. Oğlan beyin tümörü vardı. Ağırlaştı. Daha gittikçe ağırlaşıyor. Gözler şey yapıyor, şekil değişiyor falan filan. Nihayet burada vefat etti. Evliydi, iyiydi. Torunları var işte şimdi. 41 yaşında öldü. Evliydi. Bizimkisi ben anayım ana derdi. Ben de git yat bakayım bir. Yatabilecek misin? Alışacaksın. Ölüme de alışacaksın. Bir anlamda benim anlatmak istediğim. Şimdi öldü. Yatırdık yanına. Ben üzülmüyormuşum ya da o çok üzülüyormuş babından. Bana beni tenkit ediyordu. Ve ben de onu tenkit ediyordum. Git yat bakayım ya. Kalkabilecek misin? Nihayet öldü, yatırdık. Kalkabiliyor mu? Kalkamıyor. O zaman için demek ki ölüme alışacaksın. Ölüm bir gün hepimize gelecek. Yalnız sana bana değil, hepimize gelir. Her canlıya ölüm gelecek bir gün. Hanım kemik erimesinden dolayı yatağa düştü ve nihayet kalkamadı. Kendisi en son akşam yemeğinde bile kendisine yemek yedirdiler, verdiler. Ağzında ben de oradaydım yemek verilirken. Nihayet o gece vefat etti. Bence herkes üzülür ölüme. Hani karşındaki ölüyor birisi, kolay mesele değildir, yalnızlık zor. Ama şimdi ölüp gideli 10 seneden fazla oldu tabiatıyla. Biz yalnız değiliz desem yine yalnızız. Eş ayrı şey, çoluk çocuk ayrı şey bir anlamda. Ama katlanacaksın, Allah çektirmesin. Ben duamız temel temennimiz yaratan çektirmesin, yatıp kalırsın, bakıcın zorlanır, bakan zorlanır, bakılan zorlanır, hasılı bunu yaşadık diyeceğim yani bir anlamda. Ayrılık hasretli kâr etti cana, kâr etti cana. Seher yeri sevdiğimden ne haber? Seher yeri sultanımdan bir haber. Selamım tebliğ et kutbi cihana, kutbi cihana. Seher yeri sevdiğimden ne haber? Seher yeli sultanımdan bir haber. Tabiatıyla genç değiliz. Sadece şu oluyor. Hani gönül ihtiyarlanmıyor. Bazı şeyleri yaparım gibi gelse de bakıyorsun, deniyorsun, olmuyor. Yoruyor. Ben bu işi hiç yapmadım mı diyorsun. Yaptım diyorum ama yapamıyorum şimdi. Oluyor, olmuyor değil. Gençken gelmedi böyle bir yaşlanacağım, bu yaşa geleceğim. Çünkü bu yaşa gelen olmamış,
soyumuzun içinde. Ablam var şimdi, o benden 4 yaş büyük, sağ. Babam 79 yaşında vefat etti. Bizim 10 sene oluyor neredeyse babamızın yaşını geçtiğimiz. Artık eskilik yapmıyorum bir şey. Sadece camiye gidiyorum, camiden geliyorum. Ha, bunun yanında bazen sanki dışarıda gördüğüm bir şey var, yapabileceğim mi deniyorum, zor yapıyorum, yoruluyorum. Ayda bir dükkana gidiyorum, maaş aldığım zamanlar. Gidip uğruyorum, oturuyorum da. Yerinde mevcut mesela. Ama bir anlamda şey oluyor, işte fazla sıkılıyorum, fazla kaldığım zaman. Bir iki ufak ameliyat oldum. Fıtık, efendim prostat. Prostattan hala şikayetim var. Kendi işimi kendim yapmaya çalışıyorum. Hatta hani başkasına da elimden gelse hani yardım edeyim derim. O şekilde bir durumum var. Gönlümden öyle geçer. Gönül ihtiyarlım yok. Yani demek istediğim. Oğlumun yanında kalıyorum. Dursun. Anlaşmaya çalışıyoruz. Bir gün ölüm gelecek. Ölüm kaçınılacak bir şey değil. Muhakkak bir gün öleceğiz. Niye korkayım ki? Yaratan Allah iman Kur'an nasip eylesin. Az ağrı asan ölüm. İmanı kamil nasip eylesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü diyerek çene kalkmamak nasip eylesin. Diyecek başka bir şey yok.